Köylü çocuğuydum. Yaşım 20 olunca asker oldum. 24 yıl askerliğimi yaptıktan sonra köyüme döndüm. Daha önce benim tanımadığım insanlarla karşılaştım. Kimsiniz diye sordum. Biz arkeoloğuz, İstanbul'dan geldik, burayı kazacağız dediler. Ben de yazıldım. Beraber çıktık, kazı yapmaya başladık. Kazı ilk haftasında bir kitabe çıkmıştı. Taşın üzerindeki yazıya kitabe denir. Kitabe çıkmıştı. Yanında çalıştığım profesör sordum, ne diyor diye sordum. Bilmiyorum dedi. Peki sen profesör değil misin? Evet. Bu yazıyı okuyamadan sonra profesörün ne işe yarar o zaman? Güldü. Dedi ki yavrum senin bildiğin gibi değil. Bunları Sümerologlar okur. Biz arkeologuz. Arkeolog kazı yapar. Bir şey çıkarsa müzeye veririz. Çıkmazsa kapatırız. Aklım ermedi tabii. Ben öğrenmek istiyorum dedim. Dedi ki çok zordur, öğrenemezsin. Onlar o sene kazısını bitirdiler, gittiler. Ben Van'a gittim. Fazla bir şey olmadı. İran'a gittim. İran'daki yazıları aldım. Ermenistan'a gittim. Suriye'ye gittim. Irak'ta savaş vardı, gidemedim. Türkiye'yi dolaştım. Hepsini topladım. 3 yılda alfabeyi tamamladım. Milli Eğitim Bakanıydı. Van Valiliğine yazı gönderiyor, Mehmet Kuşman'ı Ankara'ya sempozyuma gönderin diye. Ankara'ya gittik, sempozyumda o zamana kadar 20 kişiden fazla Urartuca Türkçe biliyordu. Birine gösterdim, uuu dedi sen bunu nerede buldun? Geldim buraya, 11 çocuğum var, 11 çocuk. Evet ben bunları nasıl okutacağım diye düşünüyorum. Bir yandan da kitabelerde kelime alıyorum. 22 yıl devam etti. Her bir kitabeden bir kelime, iki kelime, üç kelime, 650 kelime kadar öğrendim. Ondan sonra öğrendik. Taşları topladık, getirdik. O zaman da oyma yok, sadece çizim var. Mesela Mehmet Kuşman falan filan yazıyorum. Turist de gelmeye başladı doğuya. Öyle güzel satılıyor ki. Ve ondan sonra onu da yaptım. Taşlarımı da yaptım. Sattım. Çocuklarım da okula gitti. Hepsi mezun oldu üniversiteden. Hepsi şimdi işinde çalışıyorlar. Mehmet Kuşman da 60 yıldır burada çalışıyor. 60 yıl. 2005'te yaş emekli, 65 olunca resmen emekli oldum. 2005'ten bugüne kadar yani 16 yıldır gönüllü olarak çalışıyorum. Sadece taşlarımı satıp yapıp satıyorum. Devletten bir para işte almıyorum. Yani bazalt taşını işletmek hele hele elle, çünkü burada elektrik yok. Tamamen elle yapıyorum. Böyle bir kolye bir günde yapıyorum. Taşı kesiyorum, biçiyorum, temizliyorum, çizik çekiyorum, yazıyorum. Ondan sonra zımpara taşıyla zımparalıyorum. Simsiyah oluyor. Evet. Vali bırakmıyor, ben zorla geliyorum. Vali Bey de diyor ki çalış, daha çalışabiliyorsun. Bakalım, yine taş yapacağım. Türkiye'de 84 milyon insan varsa bu 84 bini 15 milyonu beni rahatlıkla tanıyabiliyor, tanıyor. Ya televizyonlarda, ya internette, ya yani beni tanıyan çok. Dünya geleninde de beni çok tanıyanlar var. Ben hep Urartu üzerine çalıştım, hep Urartu. Van çevresinde bir sürü kale var Urartuların. Mesela Elmalı var, aşağı yukarı Anzaf var, Eyanus var, ondan sonra Kürzut var. Bunlar sadece Van'ın etrafında. Çünkü Urartu'da 63 kale tespit edilmiş. Türkiye'de, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan'da. İki çeşit taş kullanıyorum. Biri serpantin, yumuşaktır. Bazalt volkaniktir, serttir. Bazalt taşında çivi yazıları yazıyorum. Alfabeydi, tabletti, ne bileyim kolyeydi, bileklikti gibi şeyler yapıyorum. Öbür tarafta da serpantin taşından da burçları yapıyorum, hayvan figürleri yapıyorum. O şekilde. Her gün buradayım.